Evet değerli izleyicilerimiz, bu hafta eski ismiyle söyleyelim. Aslında Aladere, sonra Eledere, sonra da Soğukpınar olmuş. Soğukpınar'ın güzelliklerini, doğal güzelliklerini, güzel insanlarını sizlerle buluşturacağız. Programımız başlıyor. Yanımızda hemen bir arkadaşımız var, bir abimiz var. Köyde haliyle eski su değirmenleri var. O değirmenlerden birinin önündeyiz. Biraz o değirmenden bahsedeceğiz ve sizi tanıyalım. Hasan Kılıç, emekli öğretmen. Peki hocam, bu değirmenden biraz bahsedelim ya. Kaç yıllık bir değirmen bu? Bu ben bildim bileli var. Ben şimdi 70 yaşına yakınım. Evet. Bu değirmen yaşadığımdan itibaren burada. Yaklaşık bir 300-400 yıllık bir köy yani. Demek evet, ki. Evet. Demek ki 200-250 yıllık değirmen. Evet. Peki uzun zamandır ayakta duruyor. Hala da çalışmaya devam ediyor. Evet. Köyün bir nevi ortak malı gibi. Zaten burası ortak malı. Köyün ortak evet. malı. Bir de çarşık değirmen vardı aşağıda. Hı. O da köyün ortak malıydı. Bunlardan herhangi bir şey talep edilmezdi. Evet. Ücret. O duruyor mu? Hayır. O yıkıldı. Yıkıldı değil mi? Evet. O viran. Şimdi şeyi gördüm ben. Şu anda çalışıyor ama. Eskiden bu yedek taşlarını falan yapmışlar onları evet, hazır. Evet. Bundan sonrası için diyelim ki taş kırıldı. Yeniden o teknolojiyle bu taşı yapmak mümkün mü? Valla şimdi çok zor, ustaları yok. Ustaları... Taş kırılırsa evet. Değirmen kapanır mı? Kapanır gibi bir şey oldu şimdi şu anda. Evet. Evet. Mısır fazla yetiştirmiyorlar köyde ama şimdi... insanlar herhalde ekmeklik falan ya da hamsi böyle... Mısır unuyla bulamak için bir şekilde gene evet, devam ediyor. Şimdi şöyle, daha önceleri benim çocukluğumda hububat, buğday, arpa, mısır yetiştirilirdi. Bol miktarda köyün ihtiyacıydı değirmenler. Ama şu anda her şey çarşıdan alınıyor. Mısır tarlaları fındık bahçesi oldu. Evet. Evet. Aslında da mısırın yetişmesi lazım. Zamanında bir sürü emekler yapılmış, köyü beslemiş, evet, köyü doyurmuş evet. bir değirmenden bahsediyoruz. Evet. Derelerimiz boşa akıyor ama bu değirmenler sayesinde de boşa akmıyor değil mi? Evet. Şimdi şu anda bu değirmenler bizim hani hak değirmenleri bir de vakıf yani şeylerin kimsenin pay vermeden zarasını yüttüğü yerlerde. Ama şu anda iki tane kaldı. Aşağı yukarı 7-8 tane değirmen vardı. İki tane kaldı. Evet. Bir tanesi Drak değirmeni diyoruz aşağıda. Hı hı. Bir tanesi de bu. Başka yok. Diğerleri viran. Siz kaç yıldan beri köydesiniz? Ben aşağı yukarı doğdum dağlı köydeyim gibi bir şey. Öyle mi? Evet. Evet. Yani doğdum görev yapmak için başka yerlere gittiniz Başka mi? Yerlere Korgan'a gittim. Korgan'da 16 yıl çalıştım. Kendi köyüme geldim. Perşembe Atatürk Okulu'ndan da emekli oldum. Evet. Evet. Peki eskiden köy yaşantısı nasıldı, şimdi nasıl? Köy yaşantısı eskiden birbirimizle beraber çocukluk şeyleri oynar, koşar. Hani birbirimize gider gelir ziyaret ederdik. Bunlar artık yok oldu gibi. Sevgi saygı biraz evet, azaldı evet. ya. Çok azaldı. Değirmenler gibi o da azalıyor. Evet. Peki, aynen. Son değirmenler yıkıldığı zaman bu sevgi saygı da mı bitecek? Öyle gözüküyor. Öyle gözüküyor gibi. Ama bitmesin artık ya. Ya biz bitmesin istiyoruz. Devam etsin istiyoruz ama şartlar herhalde onu götürüyor. Peki başka neyle uğraşıyorsun köyde hocam? Ben başka yaz olduğu zaman denize gidiyorum. Perşembe'de ikamet etmekteyim. Balıkçılık yapıyorum. Evet. Balığa gidiyorum. Köyde bir şeyle uğraşıyor mu? Köyde daha çok bahçe işleriyle uğraşıyorum ben. İnan danan var mı? Yok, inan danam yok. Bahçeyle fındıkla evet, uğraşıyorum. Evet. Fındık. Sebze falan ekiyor musun? Tabii. Kendi yiyeceğim sebzeleri ekip dikiyorum. Evet. O zaman bu sistemi devam ettirecek olan da gençler biraz evet, daha. Evet, o gençlere evet. ne söylemek istersin? Vallahi gençler atalarının, dedelerinin gittiği yoldan bence ayrılmasınlar diyorum. Evet. Yoksa ileride yok duruma düşerler. Evet. Yok duruma düşerler. Yani kültür varlıklarımıza, evet, köylerimize evet. sahip çıkmalı gençler. Evet. Tarıma, gençler, hayvancılığa. Evet. Her şey bunlarda. Evet. Gelecek bunlarda. Ama her şey şehire gidip şehirde işte yokluk içinde yaşamaktansa köyde herhangi bir iş yapsınlar daha iyi olur diyorum. Evet.
Peki değirmenin böyle tadilat ya da bakımı ile ilgili kim çalışıyor? Valla şahıslar. Bu işten biraz anlayanlar çalışıyor. Ben mesela diyelim ki ürünü, mısırı öğütebilirim. Un haline getirebilirim. Bazı şartlarını hani biliyorum. Ben de değirmencilik yaptım. Evet, onun için gençler de yeniden gelenler nasıl yapıldığını, nasıl tamir edildiğini öğrenseler iyi olur. Bunların devamı için diyorum. Evet. Peki teşekkür ediyorum hocam. Ben de teşekkür İnşallah, ederim. İnşallah gençler duyar da şu mısır tarlaları çoğalır. Atalarımızın bize böyle miras olarak bıraktığı bu tarihi değirmenler yaşamaya devam eder. Bunlar yaşamaya devam ettiği sürece de köyde mutluluk ve neşe de devam eder. İnşallah. İnşallah. Bu şartlar altında zaten gençlerin geri dönüp yapacağı başka bir şey de yok. Evet. Eğer imkanlar şehirde el vermezse mecbur köye dönecekler, mısır da ekecekler, buğday da ekecekler. Evet. Başka şartlı şeyleri yok. İnşallah hayırlısı. İnşallah. Evet değerli izleyicilerimiz Eladere yani Eledere Soğukpınar gezimiz devam ediyor. Bizden ayrılmayın. Değerli izleyicilerimiz Soğukpınar gezimiz devam ediyor. Şu anda köy derneğinin açmış olduğu kurs var. Eskiden bunu köylü hanımlar biliyorlardı ama yeniden öğretme gereği duymuşlar. Abla seni tanıyalım mı? Ben Lütfiye Kılıç. Burada oturuyorum. Köyde oturuyoruz. Çok iyi oldu bu sene, ne bileyim, evde olsak sıkılcıydık. Gerçekten güzel oldu. Allah razı olsun sebep olanlardan diyoruz. Keşke daha önce gelseymiş diyoruz. Ne bileyim, memnunuz yani. Geliyoruz, bir eğlence oldu bize de. Burada da arkadaşlarla çay, kahve, ne bileyim, güzel geçiyor. Güzel dişler yapıyoruz. Öyle pek hani çok ağır masraflı şu bu da değil. Evde hocamız da çok, gerçekten yanında diye demiyorum, çok iyi bir insan. Ne bileyim, hiçbir şey ziyan ettirmiyor. Hani çok güzel, düzenli çalışıyor. Memnunuz yani, ne diyeyim başka. Allah razı olsun. Allah kolaylık versin. Biz hem iyiyi de çekiyoruz hem kötüyü de çekiyoruz. Hocayla ilgili sıkıntı olursa haber verin. Yok. Hocamızdan Allah razı olsun. Gerçekten çok memnunuz. Çok, hiçbir şeyi ziyan ettirmiyor. Evet. Çok idareli, çok iyi. Gerçekten çok memnun. Yanında diye demiyorum. Hep gaybetine de diyoruz. Çok, her şeyi evden ne varsa değerlendirdik. Duruyordu kenarda mesela. Neler yapıyorsunuz şu anda? Ne bileyim, ne yapmadık, pike diktik, nevresim takımları diktik, yastıklar yaptık bir sürü. Çok gerçekten mutfak takımları yapıyor arkadaşlar. Seccadeler, çok güzel seccadeler yaptık. Onları ne yapacaksınız, satacak mısınız? Yok, kendi, ne bileyim, kendimize kullanırız daha, satmayız. İhtiyaç olan satar, ne bileyim, ben satmayayım. Ya, kermes yaparsınız ya. Tabii sergi yapılacakmış artık. Evet. Satmak isteyen satar. Ben satmam da. Peki bununla uğraşıyorsun, köyde böyle hayvancılık falan var mı? Yok, ben eşim emekli öğretmen, burada yeni yerleştik diyeceğim daha. Öyle hayvanımız falan da yok. Bizim için çok iyi oldu bu sene. Evde sıkılmaktan kurtuldum. Evet, aynen öyle oldu. Peki burada böyle kendi aranızda böyle türkü falan söylüyorsunuz mu? Yok, öyle bir şey de söylemiyoruz. Yok. Türkü söylerseniz daha güzel olur ama. Yok, türkü ne söyleyen yok. Öyle konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Kim söylüyor? Tamam. Bak söylüyormuş. Yok öyle, bizim sohbet falan ediyoruz da, türkü söylüyorlarsa söylesinler öyle hani. Daha önce neyle uğraşıyordunuz? Hep böyle öğretmenliği gereği dışarılarda mıydınız? Dışarılardaydık, evet. Şimdi köydesiniz. Şimdi köye geldik. Fındık var mı? Var, az çok işte var, evet. Bu sene durum nasıl? Valla ne bileyim, pek bilmiyorum. Durum derken? Fındığı sattınız mı? Fındık çoktan gitti, fındık uygun gitti. Uygun mu gitti, zarar mı etti? Düşük gitti. Evet. Düşük gitti fındık. Sattıktan sonra fiyat yükseldi değil mi? Yükseldi diyorlar şimdi ama bakmıyoruz daha. Fındık yok ki daha, evet, baksak öyle. Ne olacak? Evet. Genelde öyle. Hep öyle oluyor, sattıktan sonra fiyat yükseliyor. Aynen öyle. Yapacak. Peki size kolay gelsin. Şimdi burada Saliha'ydı değil mi? Evet. Saliha ablamız var. Burada desen çizimlerle falan uğraşıyor, evet. Da. Türkü de söylüyormuş. Yani sen ekrandan kaçma abla, beri gel yanıma. Seni tanıyalım mı? Saliha Kılıç. Soğukpınar'da oturuyorum. Beyim Balıkçı. Ben de buralarda biraz uzak yerden geliyorum. Yakın değilim. O yüzden çok alıştık. Hocamız da iyi, Allah razı olsun. Bizleri daha seviyor. Daha öğretti. Bir şey bilmiyorduk burada. Yanlış yapınca kulağınızı çekiyor mu? Hayır. Çok iyi davranıyor. Yani çok iyi bir insan. Sizin Allah göreviniz ne burada? Biz burada şu an mutfak takımı çiziyoruz. Hı hı. Onu çizdikten sonra başlayacağız. Evet. Biş kumaşını biçeceğiz. O yüzden
biraz iyi. Şey var böyle de, köydeki hayat aslında sıkıcı değil de iş sıkıcı çok değil. Ya. İş çok, çok da bizde bu yok. Renk kattı o zaman hayatımıza. Evet, bu bize bu sene renk kattı. Hı-hı. Çok iyi bir meslek. Yani ileride de belki bizim de bir daha buraya kurs açılacağını daha çok isteriz. Hı-hı. Hocamız da devam olur. Eder inşallah. Evet, devam eder. Evet. Allah razı olsun buraya sebep olanlardan. Muhtarımızdan, hocamızdan, Osman abiden. Allah razı olsun. Yani dernek kurulunca evet. da biraz da hareket çoğalıyor. Evet, hareket de çoğalıyor. Siz başka nelerle uğraşıyorsunuz köyde? Biz evde ev hanımıyız. Hayvanlarımız var bazen. Tarla ekiyoruz. Mısır ekiyoruz. Değirmene i̇şte, götürüyor mu? Evet, götürüyoruz. Hı-hı. Değirmene de götürüyoruz. Kaç tane hayvan var? Şu anda ben hepsini sattım. Hı-hı. Yok, şu an yok. Ama uğraşıyorduk yani. Devam edeceksiniz o zaman. Evet, evet. Tabii ki fındıklarla uğraşıyoruz, hı-hı, bahçe yapıyoruz, her şeyimiz oluyor çok şükür. Evet, ne güzel. Türkü ne söylüyor? Türkü neyi söylesem bilmiyorum ki. Eyvanına vardım eyvan çamur, odasına vardım elleri hamur. Ömrümde görmedim böyle gelini, gelini gelini Türkmen gelini. Sevemedim aley ger gör halimi, eyvanında eyvan güller açıyor, kokusu dört bir yanlar saçıyor. Ömrümde görmedim böyle gelini, gelini gelini Türkmen gelini. Sevemedim aley ger gör halimi. Bu kadar. Teşekkür ediyorum. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Sağ olun. Abla sen konuşmayacaksın mı? Kim ben? He. Gel seni de tanıyalım 2 dakika. Yok türkü söyletmeyeceğim ya. Ben de bunun küçük kardeşiyim. Öyle mi? Evet. Ne kadar küçük? Bayağı 5-6 yaş var. 5-6 yaş var. Sen bu köydensin ya. Gel biraz daha beri gel. Heh. Seni de tanıyalım. Ben Emine Kılıç. O kadar mı? Emine... Hayır, Emine Kılıç. Buralıyım. Tamam, neyle uğraşıyorsun? Hayvancılıkla. Var mı? Evet, yeni oldu, danam oldu. Bu sene yeni mi kaydoldu? Yok. Bu sene oldum işte. Bu sene. Evet. Sen nelerle uğraşıyorsun burada? Ben hayvancılıkla, pazarcılıkla, hı hı, bir de buraya şey başladım işte. Burada ne yapıyorsun? Masa örtüsü yapıyoruz, nervesim dikiyoruz, yastık dikiyoruz. Hı hı. Hepsini yapıyoruz işte. Daha önce bilmiyor muydun? Daha önce hiç bilmiyordum ama konfeksiyonda çalıştım. Hı. Ben 5 yıl İstanbul'da. Sen çeyizini kim yaptı o zaman senin? Ben çeyizimi hazır aldım hep. Hazır aldın değil evet. mi? O zaman hocalar yoktu tabii öğretecek değil yok, mi? Yok, öğretecek hiç kimse yoktu. O zaman sen şimdi çocukları hazırlıyorsun. Evet, şu anda çocukları hazırlıyorum. 3 tane çocuğum var. Hı-hı. Allah bağışlasın. Evet. Kaç tane hayvan var onlarla uğraşıyor? Bir tane inem var. Hı-hı. Bir tane de yeni danam oldu. Ne güzel. Evet. Sen de onlarla uğraşıp duruyorsun ha? Evet evet, onlarla uğraşıp duruyorum. Falan mı yapıyorsun? Süt, peynir, hı-hı, yağ, hepsini yapıyorum, çökelik. Hı-hı. Onları pazara götürüp satıyorum. Evet evet, pazara götürüp satıyorum. Yapalım. Evet evet. Çarşamba pazarına mı? Pazartesi pazarına. Çarşamba pazarına, Ordu'ya. Evet, Ordu'nun da pazarı çarşamba günleri. Çarşamba gününde köylüler kendi ürettikleri, yetiştirdikleri ürünleri evet, çarşamba pazarında satıyorlar. Satıyor. Ablalarımız satıyor özellikle. Beyler genelde kahvede takılıyorlar değil mi? Evet evet. Evet. Biz de kahveye gidiyoruz. Biz de burada hep birlikte arkadaşlar. Sizin kahveniz de burası ama siz evet, üretiyorsunuz. Evet evet, biz üretiyoruz. Evet. Yakında işte sergimiz olacak, kermesimiz olacak. Hı hı. İsteyen gelebilir yani. Evet, davet edildiniz. Sen alkış yaptın ama seni de tanıyalım da. İsim ne? Hamide Kılıç. Bu da çok güzel türkü söylüyor. gel abla yanıma gel. Sen nelerle uğraşıyorsun? Ben de hiç öyle uğraşıyorum işte, nevresim dikiyorum. Bir şey çok ben bilmiyorum. Ben o kadar becerikli değilim bunlar kadar. Bilmiyordun, öğrenmeye mi geldin? Evet. Biliyor.
Benim evim Avru'da zaten. Çok güzel. İnandıktan geliyorum. Ben okur yazarlığımı bile yok. Hiçbir şey bilmiyorum ben. Okumak en yazmaktan ziyade el becerisi bir farklıdır. Bir yani. De Allah izin verirse yani muhtarımızdan, dernek başkalarından bir buraya bir de Kur'an şeyleri öğrenmek istiyor. Tamam. Hocası. Bak yani. Sesin güzelmiş. Sen de türkü öğretirsin millet. Çok güzel hem de çok. Eskiden söylüyordu, şimdi geçti zanlar. Çok güzel. Ama sen yetiştireceksin. Sen söylemezsin de yetiştirirsin. Yok. Olmaz mı? Bir şey bilmiyorum ben. Bir iğnem var, ondan oyalanıyorum. Buraya takılıyorum bazen. Tamam. Evet. Bahçede ne yetiştiriyor? Bahçede bir şeyler ekiyor, dikiyor kefamıza göre. Bir şeyler derken? Kıvırcık. Karalahana. Evet. Kıvırcık, yancı, soğan. Aynen, aynen. Soğan. Kendimize peki. Göre. Peki, sizlere kolay gelsin. Sağ ol. Boztepe'nin başında anam inek yayarım inek. Boztepe'nin başında anam inek yayarım inek. İnek senin yüzünden anam yedim 150 değnek. İnek senin yüzünden anam yedim 150 değnek. Değerli izleyicilerimiz, köy gezimiz devam ediyor. Şimdi bir annemizi ziyaret ettik ama niye ziyaret ettik? Burada taflan turşusu yedik. Ondan sonra fasulye turşusu yedik. Şimdi Genet köyde yapılan ürünler var. Biraz onları tanıtacağız ama önce annemizi tanıyalım. Seni bir tanıyalım mı? Tanıyalım o zaman. Sahinel soğuk su. Nasıl geçiyor hayat köyde? Çok şükür iyi hasok. İyi yük. Nelerle uğraşıyor? Her şeyimiz oluyor. Her şeyi yapıyor. Fasulye dikiyor. Fasulye mesela bu fasulye turşusu. Hı-hı. Şu tavlan turşusu kendimiz tane tane elimizle koyuyor içerisine. Hı-hı. Her şeyimiz oluyor. Bu armut pekmezi. Bu dut pekmezi, onu da kendimiz yapıyoruz. Bu kabuk fasulye, onu da fırına koyuyoruz, topluyoruz, haşlıyoruz, fırına koyuyoruz. Bu fırında kurutuyorsunuz. Ha, bunu fırında kurutuyoruz. Kışın yemeğini mi yapıyoruz? Kışın yemeğini yapıyoruz bunu. Bu kapçuk, kabuk fasulye işte. Kapçuk böce diyorlar. Kapçuk böce diyorlar, he işte oğlum. Bu da kabağımız bak. Onun şey mi? Süs kabağı derler. Süs kabağı bu Almanya'dan geldi bu kabağın çiviri. Bu kabağı da kendimiz yaptık. Yemiyor yani. Yeni iyi, yeni güzel. Ne sütlaç oluyor biliyor musun? Oo. Güzel. Güzel. Mısır unu yoğurtuldu. Mısır ekmeği bir şey fırında. Şimdi yok, arkadaşlarımız bu, da mısır ununu hazırladılar, ettiler, fırına verdiler. Yemeden de büyüdüğüm mısır ekmeği yapıyor. Sonra da böyle mısır ekmeği oldu. Evet. Şöyle mısır ekmeği oldu. Şimdi bunu devamlı yapıyor musunuz? Yapıyor, devamlı yapıyor böyle. Yoğurt yemeye güzel oluyor. Yoğurt alıyor. He, lahana yapıyor. Hamsi böyle. He, lahana yenilenik şeye has oluyor. Yoğurt yorabı ya. Başka neyle uğraşıyorsun köyde? Bir sirek yok. Çay üretiyor. Daha çayımız var. Ramur çayı. Rambul çayı. Hı-hı. Fındık yapıyor. Fındığımız var. Hı-hı. Kivi yapıyor. Şimdi, her şey oluyor. Şimdi eskiden daha çok çalışkan olan siz miydiniz? Şimdiki gençler mi daha çalışkan? Bizdik. Şimdi çalışmıyor mu gençler? Şimdi gençler yok. Ne varsa kapıya geliyor. Arabalar getiriyor. Evet. Biz çalışıyorduk. Eskiden yok. Sırtımızda kemire çekiyorduk. Şimdi de öyle bir şey yok. Şimdi bıraktın mı çocuklara biraz? Sen çalışmıyorsun değil mi? Hepsini bıraktım. Artık istirahat edeyim. Diyor. Ben istirahat diyeyim. Önüme gelirse yiyorum. Gelmese bakıyorum. Kaynanalık yapıyor mu? Yapmıyorum. Gelin duymasın. Duysun. Yapmıyorsun değil mi? Yapmıyorum ki. Ne güzel. Gelin bana çok bakıyor. Oğlum da bak iyi. Ben iyi hasım çok şükür. Ben 83 yaşındayım. 83 yaşında. 83 yaşındayım. Babam bakımım olmasa böyle olur muyum? Değil mi? He. Yedi. Demek gençler çalışmıyor ama büyüklerine bakıyorlar demek. Bakıyorlar sağ olsunlar. İyi hasım. Sen arada bunları böyle yapacaksın, şöyle yapacaksın tarif ediyor mu? Sorarlarsa söylüyorum. Bunu işte talliye ekiyorlar. Patma da ekiyor bunu. Yani kazıyorsunuz. Yok. Abile patpat bunu ekiyi. Tohumunu tamam. Biz ekiyoruz. Patpat bunu kazıyı. Mısır oluyor. Mısırı kuruttum diyorsun. He. Peki. Şimdi biraz şu daş elma diyorlar değil mi burada? He, buna daş elma derler. Hı-hı. Ağacımız var bunda. Evet. Topluyor işte kışın yok. Daş elma da böyle göründüğü zaman derler. He. Olduğu zaman. Pamuk gibi oluyor göğününce. Normal elmadan daha güzel oluyor. Oluyor. Biraz da buraya has bir elma türü bu. Bunu güzel. Şimdi var mı bayağı? Sakladın mı? Bu sene saklamadık. Hep çürüdü. Niye? Hep çürüdü. Toplayamadık. Ağacın dibinden aldık.
Şimdi kışın lazım olacak ama soba kuzenenin başında. Toplayamadık işte. İnek dana var mı? Var. 5 tane. 5 tane? 5 tane. Gidiyor musun yanına? Gidemiyorum ki. Niye? Geçler bakayım. Geçler bakayım. Sevmeye de olsa gidiyor. Sevmeye gidiyorum bazı. İki tane inek var. Biri edecek, biri etmiş. Her şeylerimiz var. Çok sen şükür. İstirahattesin. Kuzenenin başında ben ısınırım diyorsun. Gençler çalışsın. He. Gençler çalışsın. Bana gelsinler buraya. Ne güzel. İyi. Kasım, çok şükür. Her şey var. Şimdi biz köyü böyle dolaşıp güzel çekimler yapacağız. Böyle eskilerden insanlar şeyi anlatırdı. Büyüklerimiz böyle maniler, fıkralar ya da güzel hikayeler anlatırlardı. Sende var mı öyle? Aklımda kalmıyor öyle bir şey ki. Aklımda kalmıyor ki. Unutmasan iyiydi ya. Unutmasam iyi deme. Hep unuttum. Niye? Eskiler unutuyor adam. En azından torunlara falan öğretirdin ya. Torunlar bilirdi de ben unuttum biraz. Ne yapalım oğlum işte böyle bugünler işler. Şu biberi kendimiz ekerük, dikerük. Kuruduyor mu sonra? Çekiyor. Makinede çekiyor, toz biber yapıyor. Gurbette kimse var mı? Gurbette bu torunlarım var. Nerede? Alın Hollanda'da. Selam söyle, izleyecekler seni. Selam olsun torunlarıma. Torunlarım 3-4 tane torunum var. Çocuklardan var mı orada? Çocuklardan var. Niye sadece özellikle torunlara gönderiyorsun da? Oğlum torunum var işte, gelinlerim var. Hı. Kızdan torunum var. Onlara da selam. Hep selam yolluyor bunlara. Hadi öptüm sizi. Yavrularım hep öptüm. Evet değerli izleyicilerimiz, şimdi de köyde meşhur perşembe çileğinin ekildiği tarladayız. Bu işi yapan abimiz yanımızda. Aslında engebeli arazinin bir faydası oldu. Boy kısa olunca abinin boyu uzun. Yüksek tarafta ben kalınca işi kurtardık değil mi abi? Evet, seni bir tanıyalım. Ben Soğukpınar'dan Arslan Bayrak. Yani bu işlerle meşgulüm. Yani çilek. Kaç yıldan beri yapıyorsun? Aşağı yukarı 7-8 seneden bu işleri yapıyorum. Şey nasıl? Verimler nasıl? Verimi çok iyi yani. Fındığa nazaran fındığı aşağı yukarı 3 katlar yani, 3'e katlar. Desene kışın karda bile çilek toplamışlığım vardı. Evet, evet doğru, doğru. Benim kız Karabük'te üniversitede okuyordu. Geldi Karakürek'te de 5 kilo çilek aldı götürdü yani. Karda bile meşhur yani. Evet, evet. O zaman bölgeye dayanıklı bir çilek duruyor. Çok güzel, çok çileğimiz yani çok bölgede iyi. Bölgede mi tüketiliyor yoksa dışarıya falan da gidiyor mu? Ben adliyeye, emniyete, savcılığa veriyordum. Çünkü yeterli yani, yetmiyordu bile yani. Kaliteli çilekler resmi kurumlara gidiyordu. Yani. Evet, evet. Aynen o şekildeydi yani. Yani dışarıdan da alıyordum arkadaşların çileklerini. Yani oraya götürüyordu. Çünkü benimki yeterli gelmiyordu. Peki tarlayla ilgili şu anda bir şey yok ama çalışmalar ne aşamada? Neler yapıyorsunuz mesela verim alana kadar? Baharın yani temizliğini yapıyoruz işte, güzel kuruyanlarını kesiyoruz, ne bileyim otunu temizliyoruz. Hı hı. Biraz içerisinde olacaksın yani, başka bunun bir şeyi yok. Bizde doğal organik yani hiçbir şeyi kesinlikle yani. Yani farklı bir ürün, kimyasal bir şey kullanmıyor. Kesinlikle yani. Kaymakamımız evet. Geldi buraya mesela, savcımız, ne bileyim işte komutanlarımız hepsi geldi. Kendi elleriyle topladılar. Kendi çeliğini, çocuğunu getirdi, hanımı falan topladılar. Yani çok memnunlardı yani. Şimdi senin gördüğüm kadarıyla böyle tarla çok büyük değil ama yani ne kadar alıyorsun? Buradan aşağı yukarı şu görmüş olduğunuz alandan işte yani 3 ton, 4 ton mesela çilek alıyoruz. Mesela 7'ye 8'e verdiğimiz, 10'a verdiğimiz zaman oluyor. Hı hı. Hani bu fındıkla alakalı bir şey değil yani. Çok fındığa gelir. Yani süper yani. Evet. Evet. Şimdi burada ben poşetleri görüyorum, böyle sera şeklinde yapmışsınız. Evet. Altında herhalde damlama sistemi, boru sistemleri falan da var. Aynen. Bunlar yenilenecek o zaman. Evet, evet. Aynen gereken bu baharın aynen hepsi yenilenecek. O zaman yaza çilek yemeye geliyoruz. Allah he? İzin verirse gel buyurun, ne demek yani. Şimdi haliyle yaz olunca ürünler böyle dalında meyveler vermeye başladığı zaman tabii ki görüntü muhteşem oluyor. Hem tadına bakıyorsunuz ama evet. Haliyle de kışında bunun da bakımları var. Evet. O yüzden bunları da ekranlara taşımak zorundayız. Çünkü belki de kışın en zor şartlarda çalıştıkları nokta bu nokta.
Çok yoruldukları nokta bu nokta. Onun için de ekrana taşıyalım dedik biz. Evet, gerçek de bu yani. Gerçekten bu toplaması yani, kolay çünkü. Toplaması kolay. Evet. Basit yani, tertemiz yapılmış başça. Herkes sen zaten hava da temiz. Böyle havadar yerdesin. Evet. Karşıdan baktığın zaman Boztepe falan gözüküyor galiba, değil mi buradan? Evet. Şu karşısı, evet. Görmüş olduğunuz evet. Boztepe otelimiz. Evet. Hepsi orası işte gözüküyor. Deniz şurası. Aynen. Aynen. Şöyle çaprazda kalıyor ama olsun. Evet, aynen, gereken neyse burada. Olsun, denizin havası geliyor. Gözüküyor zaten. Başka nelerle uğraşıyorsun köyde? Başka işte benim emekliyiz yani, çilekle, bağıyla, bahçeyle işte. Başka bir şeyle uğraşmıyoruz kendine işte. Kendine göre sebzen, meyven var. Aynen. Fındık vazgeçilmez zaten. Evet, evet. Fındığımız da var. Peki. Teşekkür ediyorum ben. Çalışmalarınıza başarılar diliyorum. Biz teşekkür İnşallah ederiz. İnşallah böyle yazın geliriz, böyle çilekler olduğu zaman. Gerçi kışın da oluyormuş ama evet. Sen bu sene yetiştiremediğin için evet. Biz çilek toplayamadık evet, haliyle. Evet. Aslında onun için gelmiştik. Evet, çileğimiz olabilir. Artık seneye diyelim. Seneye, aynen. Peki. Evet değerli izleyicilerimiz, gezimiz devam edecek, bizden ayrılmayın. Değerli izleyicilerimiz, köy gezimiz devam ediyor. Şu anda hayvancılıkla uğraşan bir arkadaşımız var yanımızda. Evet. Bakalım ne zamandan beri yapıyor, sıkıntıları neler, iyi taraflar neler? Öncesi bir tanıyalım. Ben Muhammed Ali Soğuksu, Soğukpınar'da oturuyorum. Artı köyün ihtiyar ehliğinden birinci sırada Muhammed Ali Soğuksu. Köyde hayvancılıkla uğraşıyoruz. Artı öğrenci servisi yapıyorum. Kaç yıldan beri hayvancılıkla uğraşıyorsun? Hayvancılık daha önce babamlardan gelip onlardan önce var da ben kendim 5 seneden beri kurbanlık üzerine yapıyorum. Cinsler ne? Cinsleri normal. Bizim buraların yani köy şeyleri, hoşteyn kırması işte, köy melezi onlardan. Sadece kurbanlık üzerine mi yoksa böyle süt üzerine falan yok, da yapıyorum? Yok, sadece kurbanlık üzerine yapıyorum. Başka neyle uğraşıyorsun köyde? Başka fındık bağ bahçe, fındık işimiz var. Fındık yapıyoruz. İşte fındık çam işte. Çam yetiştirdik, elimizde kaldı onlar. Yani satmaya bir şeyimiz olmadığı için, şu an satma yerlerimiz olmadığı için onları da elimizde kaldı. Burada böyle küçük bir ormanlık arazi evet, olacak. Küçük bir ormanlık, onları alıp dağıtacağım oradan da, isteyenlere de veriyoruz yani. Arkadaşlar isteyen olduğu zaman öyle de veriyoruz yani. Hayvanların beslenme konusunda yani yem konusunda ne yapıyorsun? Yem konusunda yem kullanıyoruz. Samanla şey yapıyoruz. Buralar engebeli arazi olduğu için işte arpa mısır ekemiyoruz bildiğiniz gibi. Mısır yapıyorum ben de, öyle çok büyük amaçlı olmuyor. Ama hava iyi olunca bahçeye salıyoruz. Hava iyi olduğu zaman salıyoruz. Öyle her zaman atamıyoruz da ne diyeyim sana, bir ay, bir buçuk ay bir atıyoruz. Ondan sonra içeri besiye çekiyoruz. Geçen sene kurban fiyatları nasıldı? Önceki sene iyiydi. Ben memnun kaldım yani. Önceki sene iyiydim de yem fiyatları bizi çok şey yapıyor, sarsıyor. Bu artık çiftçiye bunu, yem fiyatlarını önce çiftçiden başlaması lazım. Yani bizim şimdi biz pahalı aldığımız için mecbur da bu şeye de... Mesela maliyette pahalı oluyor, kasaplara falan öyle yansıyor. Yani bizim şu anda bir çuval yemimiz 80-90 lira o aralarda yani. Onda şimdi bayağı maliyeti yüksek oluyor bize de. Peki müsait olan arazilerde böyle sılaçlık mısır ekseniz? Ya bizde ya bu etrafta öyle bir şey yok yani, ne diyeyim size. Arazi mi? O şekilde bir arazilerimiz yok, öyle düz bir arazilerimiz yok. Yani mısır ekiyoruz ama şey bizim bura kendinize usulü. Bizim bura usulü yapıyoruz. Alaf diyorlar mısır bize. Mısır unu falan evet, yapmayız. Mısır unu falan, o falan yapıyoruz. O yönde yani öyle kadar, o kadar büyük bir arazilerimiz olsa, mesela düz araziler olsa onu yaparız da. Ama bu, ben hatırlıyorum mesela eskiden şey vardı, o alaf diyoruz yapılırlardı, evet. Alaf yoğurmaları yapılırdı. Evet, onları ben yapıyorum. Kışın yapılırdı. Evet, ben şimdi üütme makinesi var bizde. Onları alıyorum. Bir arkadaşta üütme makinesi var. Onu ben komple üütüyorum. Kurutup o şekilde. Önceki sene verdim, güzeldi. Hayvanlara şey yapıyoruz da arazimiz öyle yani... Yeterli arazi yok. Yeterli fındıktan dolayı. Fındıktan dolayı mecbur işte onu da fındık yapıyoruz. Evin çatısı düz olan yerlere ekin. Oralarda olmuyor işte. Serada ne yetiştiriyorsun? Serada kendi ihtiyacım için öyle salatalık yazın salatalık domates. Şimdi kıvırcıkla soğan var. Kendi ihtiyacını kendi kadar. Kendi ihtiyacım için öyle şey yapıyoruz veya çevrede arkadaşlarımıza veriyoruz, komşularımıza. Baba hocam burası. Evet, burası kendimizin. Baca tütmüyor, kesin şehirde mi oturuyor? Kesin hafta sonları köye çıkıyorum, hafta içi falan. Öyle arada bir gelip gidiyorum yani. Yok şu anda bir şey yapmıyorum. Şu anda boştayım. O zaman gel köyde ya. Köydeyim, öğrencilerim ve perşembede çocuklarım okuyor. Evet.
İşte onun için. Çocuklardan dolayı. Çocuklardan dolayı. Ya biraz büyüsünler gelirsin. Ya biraz büyüsünler, hafta sonları zaten köydeyim de. Şimdi dediniz ya şehirde mecbur oturuyorum evet, evet. diye. Şimdi dışarıda çok fazla köyde yaşaması gerekip de yaşamayan insanlarımız var. Çok var, çok var. Yani mesela ben şehrin sıkıntısını içinde, çekenler. İçindeyim. Ben i̇şte onlar geri dönerse bu iş düzelir. Çok sanki. Güzel olur. Ya bu şu da var. Elimizdeki bir tek fındığımız var bizim. O da üreticiye iyi bir şekilde fiyat yansırsa o da olur. Mesela bundan 2-3 sene önce fındık iyi bir fiyat etti. Hiç İstanbul'dan buraya gelmeyen insanlar geldi, bağını bahçesini tertemiz yaptı etti. Ondan bir sene sonra direkt fiyat yarıya düştüğü zaman hiç kimse sahip çıkmadı. Peki ortalama fındığın fiyatı ne olmalı? Ya ortalama fındığın fiyatı şu anki şeylere göre mesela gübrenin, akaryakıtın, akaryakıtla gerçi bizim bir şeyimiz olmuyor ama gübrenin o işçi maliyetleri karşılayacak şekilde o olması için bence 17-18 aşağı düşmemesi lazım. 15 kurtarmaz mı? 15 şu andaki şeylere göre gübre olmuş. Önceki sene benim 45 TL'ye aldığım 26 azot gübre şu anda 65 TL. Evet. Yani gübre fiyatları falan uygun olursa normal tabii, 15 lira bile insanları tabii, kurtaracak. İşçi de öyle. Fındıkla uğraşanların sayısı artacak. Şehirdeki insanlar da gelip fındığıyla ilgilenecek. İşçi de öyle. Şimdi benim şu da var. Şimdi bizim işçi fiyatını şey açıklıyor. Ordu Valiliği geldiği zaman benim mesela Urfa'dan işçilerim geliyor. Onlar açıklıyor. Yani bunu ben isterim ki onlar o işçi fiyatını açıklıyor ama fındık fiyatını da bize mesela ben şu anda yani çok şükür yaptığım zaman 5 tona yakın fındık yapıyoruz. Bunu ben şimdi işçilerimi göndermek için Ağustos'un sonunda elimden belli bir miktar fındık çıkarmam lazım. Hı hı. Bunu da o zamanki ilk başta fındığı tüccarlar uygun alıyorlar. Hı hı. Mesela 10'dan 12'den. Şu anda mesela 14-15 civarlarında. Yani o zaman şey olsa fındıklar tam toplanmaya başlanmadan resmi rakamlar açıklansa. Resmi rakamlar açıklansa biz de rahatlarız. Hiç olmazsa üretici de çocuğunu okula verecek. Okul ihtiyaçları yapacak olanlar var. Artı bu fındığa kadar bazı şeyleri olanlar var. Mesela tüccardan para almış olanlar var. Borcu olanlar var, düğün yaptıracak olanlar var. Biz de mesela bu taraflarda fındık sonuna diyorlar. Her şey öyle söyleniyor. Evet, fındıkta düğün yapacağız, fındık sonunda diyorlar. O şekilde yani bizi çiftçiyi kurtaracak bir şey olsa herkes köyüne geri döner. Döneceklerinde umudum var yani. Köye gelmesini tavsiye ederim. Köy yani çok güzel. Şimdi ben şu anda mesela 4 aydan 3 aydan beri şehirdeyim ama sıkıcı bence evet. Yani her şey sıkıcı. Köyde çocuklardan dolayı biraz katlanıyoruz. Çocuklardan dolayı mecbur katlanıyoruz. Ben şu anda ayın mesela Mart'ın 15'inden sonra kendim çıkacağım. Çocuklarımı kendi arabamla getirip getireceğim Perşembe evet. merkeze ama köy herkese tavsiye ederim. Köy çok güzel yani köyümüzden vazgeçmeyelim. Vallahi herkes inşallah için öyle olur. Herkes için gençlerimiz de bu konuda duyarlı olurlar. Evet. Köye dönerlerse sistem daha çabuk evet, düzelir. Evet. Biz de onu istiyoruz. Fındık da belki daha iyi para eder. İnşallah hepimizin umudu o. Hepimizin umudu o yani. Çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Evet, değerli izleyicilerimiz aslında bugün yağıştaydı ama şansımıza güneş açtı. Köy gezimiz devam ediyor. Yanımızda arkadaşlarımız var. Köyde hayatını idame eden arkadaşlarımız. Şimdi onları tanımaya devam ediyoruz. Bir de köyde kivi yetiştiren bir arkadaşımız var. Onu da tanıyacağız. Önce seni tanıyalım. Evet, ben Coşkun Bayrak. Köydeyiz. Kivi yetiştiriciliği, hayvancılık, böyle tarımsal şeyler üzerine çalışıyoruz. Bayrağı köye diktin yani. Evet, bayrağı köye diktik. Şu anda ne çalışması var? Budama bitti mi? Budamalar bitti. Şu anda bakımı işte. Artık bundan sonra hayvansal gübreler, zirai gübreler çeşitleriyle bakımını yapıyoruz. Ne kadar yer? Ya, bir dönüm var mı? Hemen hemen şeyde 28 köküm var. 1,5 ton üzerinde kivi alıyorum. Evet, 1,5 ton üzerinde kivi alıyorum. Tabii ki bakımını yaparsan, ilgilenirsen seneden seneye artışı yapıyor. Ne kadar oluyor? Fiyatlar nasıl? Ya en büyük birinci sınıfı 2,5'tan satılıyoruz şu anda. Burada düşük mü? 2,5'tan biz toptan 2,5'tan veriyoruz. Toptan 2,5'tan veriyoruz biz. Gelip alıyorlar mı siz mi gönderiyorsunuz? Şehir indiriyoruz. Aşağı şehir indiriyoruz. Orada Perşembe şehri indiriyoruz. Hı-hı. Orada toptan veriyoruz. Genelde köyde çilek yapıyorlar ama sen kivi yapıyorsun. Ya çilek işi artık kalktı. Daha çileğin bir şey kalmadı. Niye o Perşembe çileğini meşhur ettiniz sonra bıraktınız ya? Yani. Bakımı, ilgilenmesi fındıkla biraz zorlaşıyor tabii ki. Hepsi fındığa denk geliyor. Hem fındığa bak hem çileğe bak derken o yüzden ilgilenmek biraz zor oluyor. O yüzden ağırlık daha çok fındığa verildi. Şimdi başka nelerle uğraşıyorsun? Başka hayvancılık var. Hayvan bakıyoruz.
Onun üzerine çalışmalarımız var. Kesimiz süt üzerine falan. Ya ineğimiz de var, kurbanlık hayvanlarımız da var. Ona göre ilgileniyoruz işte. Geçen sene kurban fiyatlarını ben hep soruyorum yani. Randıman alabildiniz mi? İyiydi ya. Evet. O zaman süt, tereyağı, peynir falan yapıp satıyor musunuz yoksa? Yok şey, öyle satış üzerine değil. Hani kendi evet, aile olarak kendi şeyimize yetişlik kadar hani. Bahçede şimdi kıvırcık zamanı ama kara lahana vazgeçilmez tabii ama. Ya, kara lahana, bunların kıvırcık falan ekiyor musunuz? Var var. Kıvırcık da var ha. Evet, hepsi var şu anda. Evet. Şimdi bir konu daha var. Şimdi biz bir kaya çektik ama o kayanın bir hikayesi varmış. Bir de onu öğrenelim değil mi? Seni de tanıyorum. Erol Bey, önce köyümüze geldiğiniz için size Çiftçi TV'ye çok teşekkür ediyoruz. Burası yeni bir mahalle. Şöyle diyelim, Ordu Büyükşehir Belediyesi olduktan sonra artık köyler mahalle oldu. Mahalleler sokak oldu. Aynen. Şimdi Kovantaj Sokağımızın geçmişinde isminin almasında şöyle bir hikayesi var. Şu karşıda görünen bir kaya var. Kovantaşı diyoruz. Onun geçmişi büyüklerimizden duyduğumuz kadarıyla önceden arı kovanı oraya kovan yapmış, bal yapmış orada. O şekilde mahallemizin ismi o şekilde kalmış. Yani orada delik falan da varmış ama muhtemelen sarmaşıklar kapatmış herhalde. Kapandı, kayboldu. Zaman aşımından demek ki kayboldu, gitti o. Ya mahallenin ismi normalde oradan geliyordu. Evet, mahallemizin, daha doğrusu sokağımızın ismi oradan kalma. Evet. Sizin yaşam nasıl köyde? Köyde genel olarak fındık. Önceliğimiz fındık. Kivi yapan arkadaşlar var, Coşkun arkadaşımız gibi. Arıcılık yapanlar var, geçimini balıktan kazananlar var. Çilek yapan var. Köyümüzde yetiştiği kadarıyla meyve yapanlar var. Şimdi sizin bir başka konunuz daha var. Bu zamana kadar Perşemen'in en eski köyü ama Ela Dere'nin bir de türküsünü yaptın herhalde. Sözleri size ait. Evet. Bir de o nasıl oldu, bir de onu anlatın bize. Şimdi şöyle, köyümüzde bir eksiklik olarak gördüm ben onu. Daha doğrusu şöyle düşündüğümüz zaman Doğu Karadeniz bölgemizde eline bir kemençe çalan bakıyoruz. Gerçi onlar da bizim kardeşimiz, hiç yapmıyorum. Ne oluyor? Mahallesini tanıtıyor, köyünü tanıtıyor. Bizde ben bunu bir eksiklik olarak gördüm. İstanbul'da ikamet eden Tanın Çakır kardeşimiz var. Ondan rica ettim. Dedim böyle böyle bir türküde köyümüze yakalım. Köyümüz Perşembe'nin en eski köyü. Şu anda nüfus ortalamasına baktığınız zaman Perşembe'nin mahalleleri arasında ilk 5'e 6'ya falan giriyor. O da sağ olsun beni kırmadı. Benim gönderdiğim şiire bir türkü yaktı. Beğenildi, tutuldu. Zaten şimdi programın arasında da kullanacağız. Bir de izleyicilerimiz dinlesin değil mi? Çok iyi olur. Teşekkür ederiz size. Eyvallah. Ayrıca şey de var. Bunun devamını da getirelim. Sadece köyümüzle ilgili, köyümüzde kalmasın. Bunu Perşembe'yle de, Ordu'yla da alakalandıralım diye düşündük. Bir de oyun havası var galiba. Bir de oyun havası yaptık. Boğunalım diye. O da Perşembe'ye hitap ediyor. Ordu'ya hitap ediyor. Evet. Perşembe olunca fark etmiyor. Bütün köyleri de kapsıyor. O biraz genel oldu. Evet. Evet değerli izleyicilerim, şu anda yanımızda tabii misafirlerimiz var. Bunlardan bir tanesi de Soğukpınar uzun zamandır kurulmayan derneği kuran Osman Başkanımız var. Soğukpınar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği. Öyle mi? Evet. Şimdi Osman abi de bize bu konuda köyde bize misafir, aslında biz onun misafiriyiz. Çekimler boyunca da yardımcı oluyor. Abi seni de tanıyalım bir ya. Ben Celal Bayrak. Coşkun'un babasıyım. Celallenmiyorsun değil mi? Yok. Sakin duruyorum. Sakin duruyorum. Sen nelerle yapıyorsun köyde? Ben bir şey yapmıyorum. Ben fındık bahçesinde çalışıyorum. Zaten ne kadar çalışacağız şimdi bu yaştan sonra? Fındıkları bırakaydın. Fındık bahçesinde yapıyor. Yapabildiğim kadar. Yapıyorlar, yapıyor. Sen biraz istirahat edeyim diyorsun. Ben biraz istirahat ediyorum. Evet. O zaman gezelim değil mi köyü? Gezelim. Güzelliklerini görsün tabii. İzleyicilerimiz. Bizi gurbette izleyen değerli izleyicilerimiz de var tabii ki. Onlara da buradan selam olsun. Tabii. Programımız devam ediyor. Bizden ayrılmayın. Değerli izleyicilerimiz, köyde annelerimiz, ablalarımız üretmeye devam ediyor. Şimdi yanınızda bir ablamız var. Bir de onu tanıyalım. Tanıyalım mı ablasını? Ben Katriye Soğuksu. Neler yapıyorsun köyde? Köyde çiftçilikle uğraşıyoruz. Fındık, mal, melol. Başka bir şey yaptığımız yok. İşin ağır yükü sende. Yani. Değil mi? Evet. Yemekle uğraş, tarlayla uğraş. Genellikle akşam öyle, yemek yap. Genellikle öyle oluyor. Bulaşıkları yıka. Evet. Çamaşırı yıka. Genellikle öyle oluyor.
Senin oğlan askerdeymiş. Askerde. Bir şey söylemek ister misin? Selam söyleyeyim, ne diyeyim? Çok çok selam söyleyeyim bütün Mehmetçikler önceden. Allah hayırlı tezkereler almak nasip etsin hepsine. Amin amin. İnşallah, inşallah. Böyle başka bu saatlerde yaptığın tarlada falan ektiğin bir şeyler var mı? Yok, burada sebze falan olmuyor öyle. Olmuyor değil mi? Yok yok. Rakım yüksek olduğu evet. için değil mi? Mesela aşağılarda kar yok. Burada ciddi bir kar yani var. Evet. Soğuk da oluyor. Soğuk da oluyor evet. Kuzene yandığı için çok sorun olmuyor da sabah yakarken biraz soğuk oluyor. Yani öyle soğuk açık soğuklara da dayanıyoruz. Ne yapalım? Katlanacağız. Evet. Allah kolaylık versin. Sağ ol. Teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimiz, haliyle kış havası ama köydeki insanlarımız tarım ve hayvancılıkta uğraşıyor. Ama hava soğuk olunca da mutlaka bir şeylerle uğraşıyorlar. Şimdi yanımızdaki abimiz de saz çalıyor. Bir tanıyacağız onu önce. Bakalım köydeki yaşamı nasıl devam ettiriyor. Seni tanıyalım önce. Ben Hamdi Soğuksu, 1952 doğumlu. Soğukpınar Köyü. Hatipli sokak. Mahalleydi, sokak oldu. Evet, sokak oldu. Evet. Sokak oldu. Nelerle uğraşıyorsun köyde? Ben 20 yıl orman işi yaptım. Odun işi. Onu da bıraktım. Bırakalı da 10 yıl oldu. Şimdi boştayım. Evdeyim. Eski sıhhat yok. Güç kuvvet yok. Takvimden günde bir yaprak yırtıyorum. Evet, öyle gidiyor diyorsun. Öyle gidiyor evet. Şimdi bu saz sevdası ne zamandı? Sazı 1972'de askere gittim. Bir arkadaş vardı, çalıyordu bir asker. Vardım yanına. Nerelisin dedim. Orduluyum dedi. Neresinden dedim. Perşembe dedi. Peki nasıl çalıyorsun? Göster bana dedim. Gösterdi akşam sabah. Ondan öğrendim. Şu anda da 5-6 seneden beri de çalmadım. Çocuğum vardı. Ben okumayacağım baba dedi. Bana bir saz al dedi. Aldım sazı. 2 sene orduya kursa gitti. Şimdi de çalışmaya gitti. Devam ediyor mu saz çalmaya? Çalıyor. Sazını götürüyor çalışmaya gitti. Yerde çalıyor. Bırakmadı hiç. Peşini bırakmadı. Çok. Şimdi ne söyleyeceksin bize? Ben şimdi bir türkü çalayım. Eledim eledim, hüllü geledim. Aynalı veşiye bebek beledim. Aslında bir asker türküsü. Küçük oğlum da askerde. Nerede görev yapıyor? İskenderun'dan, Karaca. Ona da armağan olsun. Tüm askerlerimize, tüm izleyicilerimize gitsin. Değerli izleyicilerimiz, bu haftaki bölümümüzün sonuna geldik. Haftaya başka bir bölümde buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın. Mutlu ve sağlıklı kalın. Sordum köyün neresi, meşhur olanın nesi? Dedim hele deresi, sanki cennetin köşesi.
sanki cennetin köşesi. Hem tepesi deresi, şapşaklıdır çeşmesi, bağlar gelen herkesi, köyüm ele deresi, köyüm ele deresi.